Diyarbakır'a hoş geldiniz arkadaşlar. Memleketim Diyarbakır'ın yeni videosuyla karşınızdayım. Bu şehri ben size çok detaylı bir şekilde defalarca kez anlattım ama bu sefer bir videoda Diyarbakır'da gezinmeniz gereken bütün mekanları tek tek bulabileceksiniz. Açılışı da Diyarbakır'ın şu andaki en önemli yerlerinden bir tanesi olan İçkale'den yapıyoruz. Bir numaramızda İçkale var. Diyarbakır İçkale'nin biraz olayını anlatalım. Burası eski bir cezaevinin bulunduğu bir yerdi. Bundan 5-10 sene öncesine kadar burası kapalıydı. Ama şu anda artık Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Çocuk Müzesi, İslam Müzesi, St. George Kilisesi, Diyarbakır Ana Evi, Atatürk Evi, Hazreti Süleyman Camii de bulunduğu alandayız şu anda. Zaten buraya geldiğiniz zaman birçok mekanı aynı anda görebileceksiniz. Buraya en az yarım gün ayırmanız lazım. Şimdi bakalım başka nereler var. Sıradaki mekan İçkale içerisinde bulunan Hamam ve St. George Kilisesi. Burası Ortodoks Süryani Kilisesi arkadaşlar. Arka taraf kilise, ön tarafta Artuklu döneminde yapılmış bir hamamı burası size anlatıyor. İç tarafta parmak izine benzeyen bir tavanı var. Bu da akustiği çok ileri seviyelere taşıyor ve karşılıklı bulunan beyaz sütunlar da içerideki işte havanın daha serin olmasını sağlıyor. Çünkü malum biliyorsunuz bu bölge çok sıcak bir bölge. Diyarbakır'da görmeniz gereken ikinci mekan Hazreti Süleyman Camii arkadaşlar. Burayı da zaten detaylı anlatmıştım. Sadece size şöyle kısaca bahsedeyim. Sahabelerin ve Hazreti Süleyman'ın Diyarbakır'ı fethettikleri zaman şehit düştükleri yerin olduğu bir cami burası. Burası Diyarbakır'daki en ünlü camilerden bir tanesi ve İçkale'ye gelmişken de hemen burayı görebilirsiniz. Sırada şehrin en ünlü köprülerinden bir tanesi olan Ongözü Köprü var arkadaşlar. Burası hemen Dicle Nehri'nin üzerinde uzanan en heybetli köprülerden bir tanesi ve 10 tane göze sahip. Yaklaşık 2400 yaşında Romalılar döneminde hatta öncesinde de başlayan sonrasında Mervanilere kadar çeşitli dönemlerde tekrar yıkılıp tekrar yapılan bir köprü. Bunu da daha önce tabii detaylı anlatmıştım. O yüzden burayı da kısaca anlattım ve listemize de ekliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki mekan daha önce size hiç anlatmadığım bir yer arkadaşlar. Şu an atamızın kaldığı ev. Diyarbakır'daki 6 aylık görev süreci boyunca kaldığı ev olan Gazi Köşkü'ne geldik. Burası şehir dışında hemen Ongözü Köprü'den 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir yer. Birisi bir müze olarak kullanılıyor. Atatürk'ün o dönemde kullandığı eşyalar, yattığı oda, yazdığı mektuplar, kitaplar birçoğu burada duruyor. Önde de çok güzel bir havuz var. Gerçekten yani yüzyıllardır akan bir havuz, öyle söyleyeyim, hiç durmadan akıyor. Her gelişimizde de o bize huzur veren bir sesi var. Çok güzel bir yer. Bunun önünde güzel kafeler falan da var. İsterseniz yani yarım gününüzü burada geçirebilirsiniz. Diyarbakır surları, Diyarbakır denince akla gelen ilk yer biliyorsunuz. Dünyanın en büyük kalesi. Böyle dışarıdan çekmek istedim. Çünkü yani bu yürüyüş yolu boyunca, Mardin Kapı boyunca biz şu anda yürüyoruz. Sol tarafımızda bütün surlar uzanıyor zaten. 82 burç, 5,5 kilometre surlar. Huriler tarafından başlanıyor. Çeşitli dönemlerde eklemeler yapılarak günümüze kadar ulaşıyor bu surlar. Gelmeniz gereken yerlerden biri bu demeyeceğim çünkü zaten bunları çok göreceksiniz. Birçoğunun üstüne çıkacaksınız, birçoğunun içine gireceksiniz, içinden geçeceksiniz. O yüzden yani surlar göreceğiniz yer diyeyim. Görmeniz gereken yer demiyorum bu sefer. Şimdi Hevsel Bahçeleri'ne doğru, 8000 yıllık bahçelere doğru yolumuza devam ediyoruz. Sırada Hevsel Bahçeleri var arkadaşlar. En sevdiğim yer olan bu tünel ağacın olduğu kısımdayız. Hemen zaten sol tarafımda Dicle Nehri var. Yani Türkiye'de çok az şehir bulabilirsiniz bu şekilde. Bir anda şehir merkezinden sadece bir 15-20 dakikalık yürüyüşte böyle sarp bir ormanın olduğu ya da sarp bahçelerin olduğu endemik türden bitkilerin, hayvanların yaşadığı bir ortama gelmek çok nadir olan bir durum. O yüzden siz de Diyarbakır'a geldiğiniz zaman şöyle birkaç saat huzur dolu bir mekan arıyorsanız Hevsel Bahçelerine, UNESCO mirasındaki 8000 yıllık Hevsel Bahçelerine gelmenizi tavsiye ederim. Cemil Paşa Konağı'na geldik. Burası son zamanlarda restore edilmiş en güzel yerlerden bir tanesi. Burası arkadaşlar şu anda kent müzesi olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi halen dokusu da korunmuş durumda. Şu gördüğünüz yerler işte misafirlerin atlarının bağlandığı kısım. Tabii burada eski hani bir nevi otel gibi de kullanılmış zamanında. Gerçekten çok güzel bir konak. Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'ne geldik. Burası milattan sonra 3. yüzyıldan beridir kilise olarak faaliyet gösteriyor. Bizans döneminden kalma bir eserden bahsediyoruz. Zaten kiliseye girdiğiniz andan itibaren o eski dönemlerin ambiyansını sonuna kadar hissediyorsunuz. Burası aynı zamanda eskiden metropolitlik merkezi olarak da anılıyormuş, biliniyormuş. Şu anda da her pazar günü ayinleri devam ediyor. Günün bu saatlerinde ve sabah saatlerinde pazar günleri ayinleri başlıyor. Lütfen burayı da listenize ekleyin çünkü çok özel bir yer. Listemizin bir sonraki durağı Diyarbakır Deliler Hanı arkadaşlar ve Kervansaray. Burası şu anda otel olarak kullanılıyor. Eskiden hacca giden bütün
kafilenin durup kayıtlarının alındığı yer burası arkadaşlar. Şu anda inanılmaz güzel bir otel ve konak diyelim. Restorantı da var içeride. Gelip burada keyifli vakitlerde geçirebilirsiniz. Dediğim gibi listenize eklemeniz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Hemen Mardin Kapı'nın yakınında bulunuyor. O yüzden rotanızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Mekanları tek tek anlatmaya devam ediyorum. Sıradaki yerimiz Diyarbakır'ın simgesi, dört ayaklı minare arkadaşlar. Burası İslam'ın dört tane mezhebini temsil eden ayağın üzerine kurulmuş bir ak koyunlu eseri. Burası zaten hemen yanındaki Şeyh Matar Camii ile birlikte bir bütün halinde. Dünyada eşi benzeri olmayan bir minare bu arada. Dediğimiz gibi dört tane sütun üzerinde duruyor. Bunun etrafında 7 kere dönerseniz bu minarenin etrafında dileklerinizin kabul olma olasılığı artıyor. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi burası hemen Uluç Camii'nin karşı tarafında, ara sokaklardan sonra buraya çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Arka tarafında da şu anda restorasyona devam eden asıl Diyarbakır'ın evleri var. Onlar önümüzdeki senelerde açılacak ve muhteşem bir mekanlara daha, birçok mekana daha Diyarbakır ev sahipliği yapacak. Sırada bu şehrin en güzel mekanlarından bir tanesi olan ve benim favori mekanım sürüklendiğiniz arkadaşlar. Burası Diyarbakır'daki dört ayaklı minareye yakın bir lokasyon. Tamamen gördüğünüz gibi çok güzel bir ambiyansı var. Çok güzel bir misafir kitlesi var. Gerçekten burada öyle ipsiz sapsız insanlar göremezsiniz. Bazen burada müzik dinletileri yapıyor, etnik müzikler çalınıyor. Onun dışında buraya geldiğiniz zaman mutlaka Süryani şarabı, şerbet ve buranın kahvesini denemenizi tavsiye ederim. Sıradaki mekan Hasanpaşa'nın arkadaşlar. Burası Diyarbakır'ın en ikonik noktalarından, özellikle kahvaltıcıların olduğu en güzel yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda alt kısmında ve üst kısmında da birçok hediyelik eşyacı var. Diyarbakır diye arattırdığınız zaman genellikle Google'da hep burası karşınıza çıkar. Ulu Cami'nin karşısında bulunan, hemen Hasanpaşa'nın yanında bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndayız. Burası eskiden kasapların bulunduğu bir yermiş ama ondan sonra Kuyumcular Çarşısı'na çevrilmiş. O Diyarbakır'ın meşhur hasırları, altınları işte buralarda satılıyor arkadaşlar. Tabii şimdi biraz daha vakit erken ama öğleden sonra düğün mevsiminde olduğu için burası dolup taşmaya başlar. Diyarbakır'da görmeniz gereken bir diğer mekan Nebi Camii arkadaşlar. Burası Akkoyunlu eseri. 1500'lü yıllardan kalma bir eser. Burada Hanefi, Şafii'lik mezhebine ait birçok bölüm var. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz'in hadislerinin caminin çeşitli yerlerinde bulunmasından dolayı buraya Nebi Camii ismi verilmiş. Hemen zaten dağ kapıdan giriş yaptığınız zaman sizi ilk karşılayacak olan tarihi eser de burası. Diyarbakır'a geldiğiniz zaman da rotanızı ayarlarken burayı da görmeyi ihmal etmeyin. Karşıda gördüğünüz kule Sokogragos Kilisesi'nin çan kulesi arkadaşlar. Burası geçmişte dünyanın en yüksek çan kulelerinden bir tanesiydi. Bu aslında uygun olmasa da yine harika bir şekilde kule tekrar yapıldı. Şu anda restorasyon alanına dahil olduğu için o tarafa geçemiyoruz. İnşallah bitince ben orayı size tekrar çekeceğim. Evet arkadaşlar, size şimdi çok güzel bir maket göstereceğim. Şu karşıda gördüğünüz Diyarbakır'ın birebir artık minyatürü diyebiliriz, maket haline getirmişler. Bakın surlar eskiden mesela şöyleymiş. Önlerinde bir de surların başka bir sur da varmış. O da surları koruyormuş ve iki sur arasında yabani hayvanlar ve suyla doldurularak orayı koruyorlarmış arkadaşlar. Şimdi sıradaki mekanımızda Diyarbakır'ın kapalı çarşısı olarak bilinen çarşı kısmı. Burası Şevuti diye de geçiyor yereldeki dilinde. Burada Diyarbakır'a ait yöresel ve geleneksel ürünlerle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Bakırcılardan, demircilere, mangalcılardan, kıyafet satan dükkanlara, tütüncülere kadar her şey var. Biz de zaten gördüğünüz üzere puşlarımızı taktık, yolumuza devam ediyoruz. Burayı da alışveriş için listenize ekleyin. Diyarbakır'ın en ünlü eseri olan Diyarbakır Ulu Camii arkadaşlar. Burası ilk açıldığı zaman Şems Tapınağı olarak açıldı. Sonrasında sırasıyla Sinagog, sonrasında Martomar Kilisesi ve sonrasında da İslamiyet'in Anadolu'ya gelmesiyle birlikte İslamiyet'in 5. Harem-i Şerif olarak bir cami haline dönüştürüldü. Şu anda Diyarbakır'ın zaten en görkemli eserlerinden bir tanesi de burası. İnanılmaz yoğun bir turistik nokta burası aynı zamanda. Burayı detaylıca zaten daha önceki Diyarbakır videolarımda her şeyini anlattım. Bütün özelliklerini anlattım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi zaten Diyarbakır'a geldiğiniz zaman burası da olmazsa olmaz yerlerinizden bir tanesi olacak. Diyarbakır'da görmeniz gereken bir diğer mekan Mesudiye Medresesi arkadaşlar. Eğer şanslıysanız, buraya açık bulabilirseniz burayı mutlaka görmelisiniz. Hemen Ulu Cami'nin bahçesinde bulunuyor burası da. Sol tarafta köşede bir bina. Burası bir vakfa ait olduğu için maalesef her zaman açık değil. Şu anda pandemiden dolayı da arada bir açıyorlar. Buradaki ama asıl olan önemli şey burada iki tane dönen taşın bulunması hemen minberin altında. Şu anda bir tanesi Lice depreminden beri de dönmüyor. Eğer ikincisi de dönemezse bu binanın acilen boşaltılması gerekiyor.
Mekanları tek tek anlatmaya devam ediyorum. Sıradaki mekan hemen Cahit Karanca Müzesi'nin yanında bulunan Ahmet Arif'in evi arkadaşlar. Burası Ahmet Arif'in hayatını geçirdiği yerlerden bir tanesi. Burada da ona ait şiirlerin, diğer edebi eserlerin sergilendiği, kişisel eşyalarının bulunduğu bir yer. Burası dediğim gibi aynı bölgede bulunuyor. Zaten Cahit Sıtkı'yla komşular, yani böyle komşuda can kurban diyoruz. Gerçekten güzel bir ambiyansı var. Ara ara burada denk gelirseniz çok güzel kitap okuma günleri oluyor ya da müzik dinletileri de oluyor. O zaman da ambiyansı bambaşka oluyor. Diyarbakır ev mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi olan Cahit Sıtkı Taranca Evi ve Müzesi arkadaşlar. Cahit Sıtkı'nın belli bir dönem yaşadığı ev olan bu mekanda gerçekten muhteşem bir ambiyans var. Ara ara burada ufak da olsa bazı etkinlikler de yapılıyor. Şu anda zaten tam da bahçesindeyiz. Sağlı sollu Diyarbakır'ın o ev mimarisiyle ilgili birçok özelliği de burada görebiliyorsunuz. Hemen Ulu Cami'nin arkasındaki sokakta bulunuyor. Diyarbakır müzik evine de çok yakın. Diyarbakır'da görmeniz gereken bir diğer mekan Diyarbakır Kültür ve Müzik Evi arkadaşlar. Burası hemen Ulu Cami'nin arkasında Cahit Sıtkı'ya çok yakın bir yerde bulunuyor. Her gün saat 3'ten sonra da burada harika bir yöresel müzik festivali diyeyim artık. O kadar eğlenceli geçiyor ki burada çiğ köfte de yemenizi tavsiye ederim. Burası gerçekten çok güzel bir mekan. Şimdi Diyarbakır'ın en meşhur şeylerinden bir tanesi de konakları arkadaşlar. Eyvan kültürüyle yapılmış siyah taşlı Diyarbakır konakları şehrin artık dört bir tarafında restore edilmiş ve yükseliyor. Bunlardan bir tanesi mesela Hürrem Sultan Konağı. Burası bir kafe restoran olarak hizmet veriyor. Kahvaltısı da çok güzel. Diyarbakır hani böyle renkli bir köşe arıyorsanız görebileceğiniz mekanlardan bir tanesi de burası. Sıradaki mekan Türk edebiyat tarihine ışık tutan yazarlarımızdan biri olan Ziya Gökalp'ın evi ve müzesi arkadaşlar. Burası da şehrin Melikahmet tarafında bulunuyor. Yine ünlü yazarımız Ziya Gökalp'a ait edebi eserlerin, onun kişisel eşyalarının, notlarının her şeyinin sergilendiği yer burası. Gerçekten zaten o Diyarbakır evlerinin ambiyansını yine burada sonuna kadar hissediyorsunuz. Şu anda zaten müzenin iç kısmındayız, bahçesindeyiz. Arkamızda da kendisinin küçük de bir heykeli var bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine buraya da listenizi eklemeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ele ele severim gidiveriyor yar kaynıyor bu kadı vezmimrem dünya alem zanibeti sebebiyle verelim. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Buraya birçok gezgin ya da şehri ziyaret etmeye gelenler burayı pas geçiyor. Burası şehrin 1950'lere kadar 3 su kaynağından bir tanesi olan ve şimdi de çocuklar için işte havuz olarak kullanılan Anzel suyu da geçiyor. Burası Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsedilen bir yer. Burası aslında Diyarbakır'ın Balıklı Gölü diyorlar buraya. İçinde halen balıklar da yüzüyor. Bakın şu an ben de suyun içindeyim. Gerçekten inanılmaz güzel bir rengi var. Tamamen bakın taşları görebiliyorsunuz. İşte bu zamanında Diyarbakır'da kadınların gelip çamaşırlarını yıkadığı, içme sularını aldıkları yerlerden bir tanesi. İşte bu şekilde yaklaşık bir 5-10 senede burası restorasyonla şehre kazandırıldı. Biraz gürültü var. O yüzden yakınlaştırdım kamerayı. Görüyorsunuz buradan da sur içindeki evlere doğru gidiyor. Hadi atla bakayım. Atla atla atla. Diyarbakır'da gezilecek yerler listemize tüm hızımıza devam ediyoruz. Şimdi de Zerzaman Kalesi'ndeyiz. Evet, yanımda genç gezginler Emre var. We are rush on the way. Evet arkadaşlar, burasını şöyle anlatalım. Burası Illuminati'nin tapınağı diye kabul edilen bir Mitras tapınağı ve doğudaki en büyük Roma garnizonunun bulunduğu yer. Burası şu anda UNESCO geçici miras listesine alınmış bir yer. Çınar'a çok yakın, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine çok yakın bir yerde bulunuyor. Mardin Diyarbakır sınırının tam da ortasında diyebiliriz. Ben burayı çok detaylı bir şekilde tek bir videoda anlatmıştım. Onu da zaten yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yakın zamanda burası Göbekli Tepe gibi çok meşhur olacak. Diyarbakır'da gezilecek yerler listenize burayı da eklemeyi unutmayın. Eylül'den merhaba arkadaşlar. Reşon Duve ile rotalarımız devam ediyor. Yaklaşık Diyarbakır'dan 1 saat kadar bir yolculukla buraya gelebiliyorsunuz. Özel aracınızla da gelebilirsiniz.
Gerçekten çok güzel bir yer. Burası aslında biz Halfeti Rum Kale'yi andırıyor. Yine baraj sayesinde meşhur olmuş bir yer. Zaten burası inanılmaz tarihi bir yer. Asurlar döneminden kalma kral mezarları, kaleler, birçok kral, birçok mekan var. Onun dışında da yine baraj gölü boyunca tur atabileceğiniz tekneler de var. Evet arkadaşlar, şu anda çok güzel bir nokta buldum yine kendime. Bakın gördüğünüz gibi şu anda Asurlar döneminden kalma Samaras mıydı? Yanılmıyorsam kralın ismi oydu. Onun döneminden kalma kale karşınızda duruyor. Burası sonrasında Romalılar tarafından da kullanılmış bir yerleşke aslında bu kısım. Şu an gerçekten inanılmaz yüksek bir noktadayız. Ama bu kalenin olduğu noktadan Eğil Baraj Gölü'nün muhteşem bir görüntüsü var. Şu anda da işte birazdan şu karşı tarafa doğru gideceğiz. Sadece şöyle bir yüksekliği göstermek istedim size. Selam. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Şeyhandere Şelalesi arkadaşlar. Burası yaklaşık Diyarbakır merkezden 2 saat uzaklıkta. Çermik ilçesine biraz daha yakın ama biraz çetrefilli bir yolu var. Arabanızla sonuna kadar gelebiliyorsunuz. Yani çok yakın bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz ama ondan sonra bayağı dik bir taşlı bir yol sizi bekleyecek. Çok tehlikeli bir yolu var. O yüzden buraya geldiğiniz zaman sağlam bir spor ayakkabı getirmeniz gerekiyor. Suya da girmek istiyorsanız bir su ayakkabısı da terlik de iyi olacaktır. Ben yine unuttum. Bu arada şöyle bir ekleme yapayım. Şeyhandere ismi de burada yaşayan önemli bir din adamından geliyormuş. Şeyh adıyla öyle söylerler ama emin değil aralarda. Buraya gelip kamp da yapabilirsiniz, piknik de yapabilirsiniz ama çok küçük bir geniş alanı var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın arkada görüyorsunuz. Zaten şu anda bir piknik yapanlar var. Onun dışında tamamen şelalenin olduğu kısım, dev kazanı var tamamen. Ve buradan da bu dere vadi boyunca akıtılmaya devam ediyor. Diyarbakır'da görmeniz gereken mekanlarımız artık sınırları aşmaya başladı çünkü ilçelere kadar geldik. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeyiz ve Silvan ilçesine de yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Malabadi Köprüsü'ne geldik. Bu köprünün en büyük özelliği dünyanın en kalın taş kemerli köprülerinden bir tanesi olması ve en geniş gövdeli köprüsü olması. Tamam bak, bunu hep karıştırıyordum. Yani gerçekten çok geniş bir gövdesi var. Mostar'dan bile geniş, öyle düşünün. Çünkü Mostar Köprüsü dünyadaki en ünlü, bu tarz açısından en ünlü köprülerden bir tanesi. Burası Artuklu eseri arkadaşlar. Yani artık Artukluların hüküm sürdüğü zamanı düşünecek olursak neredeyse 1000 yılı aşkın bir zamandır burada duruyor. Nehrin üstünde tüm heybetiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Dediğim gibi burası gerçekten çok güzel bir yer. Benim de hep görmek istediğim bir yerdi ama bir türlü kısmet olmamıştı. Bu gezimiz sayesinde buraları da gördüm. Sıradaki nokta Lice'nin meşhur mağarası Brick Lane mağarası. Brick Lane daha doğrusu. Brick yöredeki dil de göl ya da su birikintisi anlamına geliyor. Yani eskiden mesela hadi Brick'e gidelim derlermiş. O yüzden böyle bir isim almış. Lice'de yaklaşık Lice'den bir 5-6 kilometre uzaklıkta inanılmaz sert bir yerdeyiz. Kayalardan tırmanarak, bakın az önce de videolarda gösterdim ve sonrasında göreceksiniz. İnanılmaz bir zorlu yoldan sonra buraya geldik. Ha, yol mükemmel. Diyarbakır'dan Lice'ye kadar çok rahat gelebiliyorsunuz ama buradan sonraki kısımda bu sudan içinden geçerek gideceğiz ama öncesinde yukarıdaki kitabelerin bulunduğu mağaraya gideceğiz. Şimdi dediğim gibi mağara arkamda ama biz önce kitabenin olduğu kısma gideceğiz. Ve bir Diyarbakır gezimizi daha noktaladık. Bu gezimizde Diyarbakır'ın gezilmesi, görülmesi gereken bütün mekanları tek tek size anlattım. Artık hani benim için dönüş vakti, Abbas yolcu. Memleketimden yine ayrılıyorum ama elbette yeniden geleceğim. Farklı farklı mekanları anlatmaya devam edeceğim. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.